Faruk abi bak burada Diyarbakır tamam burada ediyoruz. Bak burada diye vallahi biz yani sövmek dedim. Hiç kimse demiyor mu? Ne diyorum lan sen diye. Öyle mi abi? O zaman Faruk senin anı. Şöyle zannedenler oluyor hani. Direkt biz orada çalıyoruz. İçeri müşteri diyor. Sen onu öyle bir şey tabii ki değil. Temizlik falan başlar. Sonra garsonlar gelir. Sonra şef artık müdür. Artık gitgide büyüyor patron. En sonra sanatçılar tabii. Hani sanki ben sürekli hayatım öyle. Sabah evden kalkıyorum yatakta ne yaptım? Bakkala gideyim sigara versen falan. Benim öyle bir hayatım olduğunu düşünüyorlar abi. Sadece yaptığım hatalara pişman oldum bu alemde. Mesela? Bu alemde evlendim bir 11 ay, 12 ay evlendim. Hayatta en büyük benim pişmanlığım odur. Pavyonda çalışıyorum. Pavyonda çalışıyorum. Böyle şey miyim ben? Hocam Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol abicim sen nasılsın inşallah? İyiyim teşekkür ederim. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum ama size özel çok şey merak ediyorum. Hem yaptığınız iş, hem çalıştığınız mekanlar çok merakını celbediyor insanın. Gelin bir gün misafir edeyim. Çok geldim ben. Vallahi bizim oraya gelmemişsin o zaman. 06'ya çok gidiyordum zamanında. Ben Lalezar'dayım, Maltepe'deyim. 06'da Maltepe'nin başında değil mi? Zaten bizim dükkanına gittiğiniz yer yakın. 100 metre falan arası. Ha, işte. Gece hayatında çalışmak hem zevkli hem de çok yorucu anladığım kadarıyla. Tabii. Çok yorucu yani. Günlük az saat çalışıyoruz ama onun stresi bile yetiyor insana. Kaç saat çalıyorsunuz gece? Günlük 2 saat, 1,5 saat sahnemiz oluyor. Sabit. Bir de tabii ben birkaç 3-4 gün mekanda oluyorum. 2-3 gün şehir dışlarında oluyorum tabii. Hiç dinlenmiyorum bir de. Yani bizimki biraz daha farklı oldu tabii. Ankara'da pavyonda çalışırken şarkının arasında küfür sıkıştırmak o bir gelenek mi yoksa insanın deşarj olma hali mi? Ya deşarjdan iyiydi. Hani deşarj değil de bu vardı. Bazı abilerim bunu yapıyordu. İşte biz de onlardan gördük. Biraz derledik, güncelleştirdik. Sahnede biz de yapıyoruz. Bunun amacı insanları tamamen eğlendirmek. Tabii ki hakaret etmek, küçültmek ya da başka bir amacı zaten olamaz yani. Sadece eğlenmek, eğlendirmek göründüğü gibi yani. Başka bir art niyet aramam. Ama ben Instagram'da ya da TikTok'ta seyrettiğim videolarda mesela siz orada çalışan hanımefendilere de küfrediyorsunuz. Yok, herkese değil. Müşteriye de ediyorsunuz. Mesela hiç kimse demiyor mu? Ne diyorsun lan sen diye mesela. Abi zaten o belli oluyor ya. Hani ben öyle tanımadığımız insanlara ya da her gelen insanlara tabii ki küfür etmiyoruz. Herkese o kızlardan o derecede samimi olduğumuz insanlara ediyoruz yani ya da müşterilerden. Ha, tanımadığımıza da ediyoruz ama öyle direkt değil. Adam belli diyor 55 lira alıp geliyor oradan diyor bana söv Alican diyor ben de sövüyorum. Ha bundan eğleniyor. Adam bunu biliyor zaten. Hani ben bu sinirlendiğim sahneye neye küfür ettiğimi biliyor ki direkt zaten sahneye çıkar çıkmaz. Adam gelmiş İzmir'den Adana'dan tanımıyorum ki abi. Çıkartıyor 5 lira takıyor 10 liranın küfür edeyim diye. Evli misiniz? Hayır değilim. Değilsiniz. Değilim. Mesela Ankara dışında da sahne yaptığınızda da küfür ediyor musunuz? Yoksa o sadece Ankara'ya özgü bir şey mi? Vallahi hani ben öncelikle bu işi Konya'da başladım. 12-13 sene Konya'da kaldım. Orada yaptım bu işi, bu sahnemi. Sonra işte video falan çekildi. Arkadaşlarım, yeğenlerim Durmuş Kaplan diye bir yeğenim var kardeşim. O bir asker gecesinde çekiyor arkasında Hüseyin abi diye biri. Var Konya'dan atıyor. Devamı da geldi ondan sonra insanlar sevdi. Yani sahnem benim orada yapılıyor da bunun videosu çekimi falan yoktu yani internet sosyal mecralarda. Yok şeyi soruyorum. Ben 11 senedir yapıyorum yani bu sahneyi. 12 senedir 11 senedir. Şeyi soruyorum. Mesela geçenlerde ben sizin Dikili'de afişlerinizi gördüm. Dikili'ye geldiniz. Dikili'ye de geliyorum, Menemen'e geliyorum, merkeze geliyorum. Dün İstanbul'daydı sahnem vardı. Ha mesela o küfürlü sahne Dikili'de de mi küfürlü? Efendim İstanbul'da da mı küfürlü yoksa hayır bu Ankara'nın geleneği mi? Diyarbakır'da da küfürlü. Ha. Edirne'ye gittim küfürlü. O sizin alameti farikanız. Ya şöyle, şimdi öncelikle ilk gittiğimizi biz bile tedirgin olduk. Acaba bu sahnemizi yapalım mı, yapmayalım mı? Hatta ben Faruk'a dedim ki bizim piyanistim var. Bak dedim ilk Diyarbakır'a gittiğimiz vardır mesela abi. Bak dedim Faruk'a bak burada Diyarbakır tamam burada ediyoruz. Bak burada diye vallahi biz yani sövmek dedim. Öyle dedim yani. Kusura bakmayın ha vallahi.
Direkt söyleyeyim mi, oraları şey yapayım mı? Yok, söyleyin. Montajda biplersiniz. Söyleyin, nasıl rahat ediyorsanız. Öyle mi abi? O zaman Faruk senin anan. Yiğit de var, o da var. Arka plan. Ya abi şimdi baştan anlatayım tam açıklığıyla. Buyurun. Yapıyordum Konya'da, Ankara'ya geldim. Dediler ki hani olmaz, yapmaz, gitmez. Oldu. Ondan sonra şehir dışlarından, önce pavyonlardan, sonra aile restoranlarından işler gelmeye başladı. Pandemi tam bitti, Ankara'ya geldim. Ankara'ya geldikten sonra da zaten işler başladı. Biz ilk tabii gittiklerimize tedirgin olduk hani. Dediğiniz gibi aynı o sorun, ne derler. Vallahi biz her gün dedim ki benim yanıma her gelen insana da, yeni başlayan hani müzisyen arkadaşlarıma, şunu bak arkadaşlar yaptığım iş ortada. Bese şunu sözünü veremem. Beni bir yerde el orada sana denk gelir mi, gelmez mi? Bunu bilerek çalış benimle. Hepsi sağ olsun. Tamam abi dediler. Hepsine birer çelik yelik yaptırdım abi. Şaka bir yana. Vallahi biz de bekledik yani hani tepki alırız. Ama abi tam işin tam aksisi. Daha bu zamana kadar bir kere hani kızan da olmadı. Tepki de almadık. Hani dayak, çatal, bıçak da fırlamadı. Ama bir şey söyleyeyim. İnsan meraklı da dinliyor bir yandan. İşte abi onu ayarlıyorsun yani bu... Şöyle zannedenler oluyor hani, direkt biz orada çalıyoruz, içeri müşteriye gösteren onu öyle bir şey tabii ki değil. Onu sen de mi öyle zannediyorsun abi? Hayır canım. Ya öyle tabii ki bir şey değil. Dedim ya şimdi tabii ki öyle müşterilerimiz var. Hani güzel istek gönderdiğimiz, küfür etmediğimiz, normal parça yaptığımız müşterilerimiz de var, sevenlerimiz de var. Aileyle dinlemeye gelen vardı abi, onlara geleceğim şimdi. Yani o zaten abi hani müşteri olsun, içerideki kız personel olsun ya da şef olsun, müdür olsun, hani onunla samimiyetim vardır, o denli şakam vardır. Yani orada yapmama tabii ki müsaade ediyordur. Ya da tanımadığım adam bile benim bu sahnemi biliyor zaten, geliyor kaşınıyor yani, o bana değiyor. Tabii abi çok yani buna şahit olan orkestram burada yani. Oldu. Biz de şaşırıyoruz. Kaşınıyor yani ama, bana küfür et, tabii, küfür et diyor değil mi? İşte pavyonlardan ilk bir sene pavyonlara gidiyordum şehir dışlarına. Tamam hani pavyonda olur dedim. Sonra bu son bir buçuk senedir ben aile restoranlarına gitmeye başladım. Güzel hani bayağı kaliteli yerlerde sahne almaya başladım çok şükür Allah. Şimdi oralara tabii şimdi pavyonlardan ilk başladık ya çıktık abi diyor ki bak bura pavyon diye burada tamam abi sen rahat ol diyorum küfür etmeyeceğim diyorum. Ben çıkıyorum 15 dakika 20 dakika sonra içeri aylık kombi mesela. Biri oradan kaşınıyor. Biri, ben küçük küçük esprilerle yokluyorum. Baktım abi herkes gün kaka atmaya başlıyor. Dozaj artırıyorum. Son zaten 20 dakikası al vereyi uçuruyor. Tabii. Artık o, öyle oluyor ama bir hani daha masada ya da bir aile yerine de gittim. Oraya da gittim. Ama düğünlerde falan etmiyorum tabii ki. Hani tepki almadım. Restoran, alkol restoranlarda falan ya da gazinolarda tepki bu zamana kadar almadım. İnşallah da almayız yani. Çünkü yani onu İnsanları aldırma derecesine getirmiyorum ya da o tarz insanlarla yapmıyorum onu zaten. Ankara'da pavyonda çalışmanın başka bir ritüeli de var. Mesela kimden buraya gelen birisi anlatmıştı. Her akşam mesela topluca yemek yenirmiş. Çalışan hanımefendiler oraya gelirmiş değil mi? Nasıl yani? Şey personel mi? Aha. Ya tabii günlük personel yemeği olur dükkanda. Yok ya soruyu tam algılayamadım aslında. Yani o bir gelenek gibi bir şey o değil mi? Her akşam personel yemeğe çıkıyormuş. Ha, tabii tabii. Normal bir iş yerini düşünün. Siz burada çalışanlarınıza yemek vermiyorsunuz. Veriyoruz. Mesela öyle bir şey düşünün abi. Evet ama şimdi orası orada hayat zaten 8'de başlıyor. İnsan yemeğini yer gelir yani. Ama şimdi orada geceyle orada çalışan insanları tam ters yaşadığını düşünün. Çünkü gündüz uyuyoruz biz, gece çalışıyoruz. Bizim mesela sizin o akşam dediğiniz bizim kahvaltımız oluyor. Gündüz uyuyoruz ya abi. O yüzden akşam kahvaltımız olmuş oluyor. Öyle düşünün. O bizim gelenek değil. O mecbur kahvaltı. O bir gelenek değil yani. Bir de şeye çok şaşırmıştım. Galiba Blue TV'deki belgeselde gördüm. Bir özür dilerim abi bak size bilen. Neden mesela bu bizim orada normal bir kahvaltı. Bu size neden bir gelenekmiş ya da farklı geldi tuhaf? Ne bileyim ben orası hani... Orayı nasıl görüyorsun abi? Ben sana bu soruyu soracağım. Hep siz bu pavyonu anlattırdınız ya. Bir kere de ben farklılıyım Arman abime. Yani orayı ben hani size ve... Orayı nasıl bir gözle görüyorsunuz? İş yeri. Son tahlilde. O zaman o kahvaltı tuhaf gelmemesi lazım ya da o yemek. Ama şimdi... Akşam, yani tuhaf olan ne sizin akşam sonunda? 5'te bütün kızlar geliyor, herkes orada oturuyor. Kızlar 8'de gelir. Kızlar onunla biraz şeydir. Önce erkek personel tabii. Önce komiler gelir en alt abi. Temizlik falan başlar. Sonra garsonlar gelir. Sonra şef, artık müdür. Artık gitgide
yiyor patron. En sonra sanatçılar. Tabii. Öyle olur abi. Ve herkes şimdi de yemek yiyor ama değil mi? Ya tabii Allah var. Şimdi orada hani Ankara değil bütün Türkiye'de gece aleminde bütün patronlar eminim ki yani yemek veriliyor yani. Yemek de. Hatta bir de gece çorba verilir abi. İş bitince. Yok mesela mesai bitmeye işte o ara 4 ile 6-7 arası çorba çıkar mutfakta. Acıkan işlerin 5 dakika giden orada her tarafın lokantası şey olur zaten. Yemek yeme bölümü olur. Orada herkes yemeğini çorbasını içer. Çorbasını yemeğini içer abi tabii. Bir de şef bir garson var. Bütün kızları ve çalışan personelini arıyor. Şef arıyor. Şefler arar zaten. Öğlen... Geleceksin mi? Akşam tabii, bekliyor. Tabii öğlenleyin 2'de başlarlar. Telefonun başında. Tabii. Ya hepsi herkes 2'de 3'te değil mi öyle ararlar kızları hani personel işte kim gelecek liste çıkar disiplinlidir yani. Ben size burada pavyon övmeye gelmedim tabii ki ama bir şey hani şeydir sistem disiplinlidir onu demek istiyorum. Onu sordunuz değil mi tamam. İşleyen bir sistem var bayağı. Tabii ki yemek dedim ya yeme içme giyim zaten dikkat ettiyseniz şefler hep kravatlıdır. Ankara'da görmüş müdürlerini sakal tıraşsızdır. Dikkat ettiniz mi hiç bilmiyorum ama Ankara'ya geldiğiniz zaman görürsünüz zaten. Kravat, ne bileyim yelek, ceket, papyonlar hava düşüyor tabii öyle. O sazların orkestralı hep aynı giyinir. Haftanın her gecesi çalışıyor musunuz hocam be? Biz çalışıyoruz. Bizde izin çok şükür vermiyorlar bize izni. Biz her gün çalışıyoruz. İşte diyorum 3-4 gün mekana zaman kalıyor. İzin kullansak şehir dışına gidemeyeceğiz. Hem bir şehir dışına gidiyoruz abi. Hem mekanda yani her gün çalışmış oluyoruz biz. Ankara'da sadece cuma cumartesi mi çalışıyorsunuz? Yok her gün. Her gün. Ama haftada birkaç gün kesin şehir dışı işim oluyor. Şehir dışlarına çıkıyoruz. O zaman izin veriyorlar. Aynı restoranlar, restoranlar, klaplar, gazinolar. Tabii yani izin vermiyorsalar da veriyorlar. Aslında vermiyorlar tabii kızıyorlar da biz gidiyoruz bir şekilde. Nasıl başladınız gece alemine? Darbuka çalarak. Önce darbuka çalıyordum abi. Tef diye. Tef var biliyorsunuz alet, bendir var. Onlardan çalıyordum işte. Sonra? Sonra işte gördüm saz hevesim vardı öyle. Baktım, ettim abilerimin yanında. Ya işte orada darbuka çağırıyordum ya zaten sazcılarla gidiyordum abi. Beraber gidiyorduk. Bakıyordum, öğreniyordum, soruyordum. Onlar da sağ olsunlar gösteriyorlardı. Öyle işte başladı. Öyle. Peki mesela ilk sizi kim aldı pavyona götürdü? Nasıl oldu? Kimse almadı. Kendi yüzsüzlüğüm. Tabii kendi yüzsüzlüğüm ya da doğal olarak. Ben kendim istedim. Kendim gittim. Kendim iş aradım. Pavyona? Tabii. Direkt. He? Kapıyı çalıp ben burada çalışacağım mı? Konya'ya gittim. Aynen abi. Aynen. Direkt öyle oldu. Konya'ya gittim gündüz. Bizim bir arkadaş vardı Melih diye. O çalışmadan önce gitmiş. O zaman 17-18 yaşlarındayız. O gitti çalışıyor dedim. Ben de çalışırım. Ne olacak? Gittim Konya'ya. O gündüz aradık, telefona bakmadı. Biz de 4-5 kişiyiz. Acıktık, ta paramız da kalmadı. Geziyoruz, tozuyoruz, pavyonlara geziyoruz, meyhaneleri geziyoruz. Hani iş mi iş yok. En sonunda bu Melih'in çalıştığı yeri gündüzden bulduk ondan önce. Gittik, yine arıyoruz, yine bakmıyor. Acıktık. Orada kulaklar içinde sen Ali abim var, müdür Ali gördün. Ne yapıyorsunuz? Acıktık abi, biz müzisyeniz dedik. Arkadaşımız da burada çalışıyor, o bakmıyor işte. İşit de arıyoruz dedik. Akşam bekleyin siz bir dedi. Bize bir yemek falan... İçeride personel yemeği vardı. Biz hiç unutma patatesli tavuk. Eyvallah bak. Oturduk bir yemek yedik abi. Akşam oldu işte iş sahnesi. Bizi bir sahneye aldılar. Orada yine bir müzisyen abim Gökhan Gayet diye sağ olsun yardımcı oldu. Bizi sahneye aldılar, çaldım. Beğendiler, 50 milyon da başladım işe. Hocam nerelisiniz aslen? Aslen Kırıkkaleliyim. Siz Kırıkkale'den Konya'ya geldiniz. Aynen, Konyalıyım diyorum ama artık yani Kırıkkaleliyiz ama orada... Orada hani orada başladım, orada yürüdüm, orada biraz parladık işte o yüzden. Konya'dan da böyle bir gece hayatı hiç beklemezsiniz. Çok güzel gece hayatı vardı. Vallahi Konya'nın gece alemi benim gözümde özür. Hani özünün acısı hani tabii ki her yer güzel ama... Ankara'dan sonra Konya derim yani gece aleminde. Tabii. Sistemi, işi... Önemli olan işi değil mi abi? İşi çok güzeldi. Değil mi? Tabii. Her gece dolu. Tabii. Bir de benim... Yani ben 12-13 senedir oradaydım. Gece alemi güzeldir yani. Hiç beklemezsiniz hani muhafazakar bir yer falan diye. Yine muhafazakarlar ama hani eğlenceyi dinlemeyi, bana gelen çok, sanatçılar dinlemeye gelen çoktu. Ortam hani oyunları izlemeye gelen çok. İçmeye, içmeyip de mesela bizim sahnemizi çok izlemeye gelen var abi. Tabii.
aileler de geliyor, doktora geliyor, savcı geliyor, hakim geliyor, herkes geliyor yani bizim ora batakhane, bizim ora öyle bir görüyorlar ki şey gibi direkt randevu evi gibi falan. Hiç, yani, hiç öyle ya, değil. Öyle çok bu tepki, ben erkek halimi biz o bakışı görüyoruz abi. Hani pavyonda çalışıyorsun, ne olmuş? Türkiye'de bugün sahnelerde solistlik yapan bir sürü insan Ankara pavyonlarında şarkı söyleyerek gelmiş. İşte zaten. Ama işte biz bu konulardan normal, stabil insanlardan abi, biz bir sıfır eksideyik. Niye abi? Pavyonda çalışıyorum. Pavyonda çalışıyorum da ne? Şey miyim ben? Hayat kadınıyım ya. Pavyonda çalışıyorum, müzik yapıyoruz. İşte o garsonluk yapıyor. Kızlar bile yani. Ben şimdi orayı temizlemeyeceğim, orayı da övmeyeceğim de. Yani orada öyle şey, kızlar oyununu oynar, sohbetini paylaşır, oyununu oynar. Bu. Evine gider yatar. Şey, tabii öyle şeyler zaten yasaktır ki yani. O gazino pavyon denilen fuş muş öyle kavga bela öyle rezil bir şey değil. Bak yine diyorum özellikle orayı şimdi kim övmeyeceğim, bana kızacaklar. Pavyonu şey gibi anlattı diye küfür edecekler de. Yani ama o kadar da görünürlüğü gibi benim o bakışlardan, tepkilerden, çevremden gördüğüm kötü bir yer değil abi. Diyorum herkes geliyor, bak sen bile gitmişsin. Nasıl abi, sen söyle. Valla ben eğlendim. Değil mi, güzel de eğlendin yani. Ben eğlendim, yalan yok. Değişik. İstanbul şeylerinden farklı değil mi abi sistemi? Çok. Biz de buraya gelince gruplar bize değişik geliyor. Değil mi? İçeri bir giriyor. Işıklar, millet kopuyor, kızlar. Stipsizler, direkler, köpük partileri, buzlu bademler. Yatlar, tekneler ya. Bugün işte, bugün biz sağ işte. Biz bugün bir boğazdan geçtik abi. Bizim arabada 5 kişi var, herkes telefonu bir çıkardı. Çek 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 çek, herkes boğazı çekiyor işte, görmüyor işte hani. Bize de buralar değişik geliyor. Boğazı bir gördü, klaba bir gidiyoruz, hemen ellerimize telefon. Bura diyoruz, nere diyoruz yani. Bize de bura çok değişik geliyor. İstanbul değişik geliyor, insanlar değişik geliyor. Kaç kardeşsiniz hocam? Bir kız kardeşim var. Anneniz babanız yaşıyor mu? Babam vefat etti. Başınız, annem yaşıyor. Anneniz diyor mu size, artık bırak bu işleri, gel benim dizimin dibinde otur. Anam bıktı, tabii çok kızdı, çok etti. TikTok'a, Instagram'a çok kızdı. Önce dışladılar, sonra anam da TikTokçu oldu şimdi. Vallahi sonra. Anamın 40 bin takipçisi var. Ankara'daki bazı sazcı kardeşlerimin 20 bin takipçisi yok, anamın 40 bin takipçisi var. Değil mi Faruk abi, 40 bin falan var. Ne çekiyor anne? Hani? Resim koyuyor. Böyle işte resimler duf duf geçiyor, böyle efektler falan abi, hepsini yapıyor kadın, ben bilmiyorum, o biliyor şimdi. Telefonumu getir, birazdan göstereyim. Niye kızdı kız size ilk başta? Ya tabii normal olarak nasıl kızmasın abi? Küfür var. Küfür ediyorum yani sonuçta, iyi bir sahne. Şey, iyi bir görüntü tabii ki değil yani, ben de bunu farkındayız ama. Artık biz normal sahne yapıyoruz ya, çıkıyoruz abi. Düğünlerde falan etmiyorum ama artık o... Söyleme, bugün normal sahne yapayım diyorum hani. Artık şu algıdan da bir şey yapayım. Çıkayım güzel. Olmuyor abi. Kesin biri çıkıyor, kaşınıyor ya da kızın biri geliyor, laf atıyor. Ya da yanındaki orkestran bir sinirlendiriyor. Bilerek yapıyorlar tabii bunları yani. Arıcan Bey, sizi ne eğlendiriyor? Beni sağ olsun Faruk eğlendirir, Yiğit eğlendirir. Beni... Yani siz arkadaşlar... nasıl eğleniyorsunuz? Çünkü her gece insan eğlendiriyorsunuz. Eğlendirirken eğleniyoruz. Aslında eğlendiğim için eğlendiriyorum. Çünkü eğlenceli, mutlu olmadığım zaman sahne falan yapamıyorum. Tabii. Bazen donuk kalıyorum, kekeme oluyorum, saçmalıyorum. Şarkı sözlerini çok unuttuğum oluyor mesela. Ama mutluyum, keyfim yerinde olsun, tamam. İçki içer misiniz? Sizden de sır çıkmaz ya. Ya mesela bazı insanlar içki içmeden sahneye çıkamazlar. Ben Allah'ın şimdi ben de... Şey yapmayacağım da klasik tabir olacak. Yani bildiğin harbi kullansak mı içeyim tabii alkol. Yani düzenli olarak içerim yani haftada bir falan. O her gece değil. Her gece içmem. Her gece içersek olmaz. Değil mi? Ama benim her gece bir şeyler, hatta başka şeyler de içtiğimi düşünüp o sahneyi yaptığımı düşünen insanlar da var. Bu kısım beni biraz üzüyor tabii. Onlar hep ön yargı. Ona yapacak bir şey yok. Abi ben zaten var ya şimdi ön yargıdan bazen yolda... Bana arkadaşlarım görüyor, bayan resim çekiliyor. Resim çekince ama küfür etmesiniz değil mi diyor. Bak bu şeyleri alıyorum ben yani. Tepkileri alıyorum yani. Abla niye diyeyim diyorum yani. Böyle çok duyuyorum. Durduk yere. Abi. Hani sanki ben sürekli hayatım öyle. Sabah evden kalkıyorum yataktan mesela, anneme ne yaptın? Bakkala gideyim sigara versen mi falan. Benim öyle bir hayatım olduğunu düşünüyorlar abi. Hani küfür her yerde böyle ben
alıyorum veriyorum zannediyorum. Öyle bir şey yok, yapamazsın. Ki öyle bir şey ne alakalı? Öyle bir hayat olmaz zaten. Ama işte bak bu kadar diyorum ya yani abi çekiniyor insanlar. Selam vereceğim ama küfür etmen değil mi diyen abiler oluyor mesela. Hiç masasına çağırmaya mazze sahnelere gidiyor oluyor küfür edeceğim vurgusuyla şüphesiyle tabii. Kaç yaşındasın? 30. Gençsiniz. Bebek. Evet çok gençsiniz. Harbi mi? Vallahi. Yoga bana çok büyük gösterin diyor. Evet. Öyle diyorlar ama. 30'dan büyük gösteriyorsunuz ama. Hani geçtim. Çok gençsin. Moral veriyorsun abi dur. Genç mi? Yani. Çok gençsiniz 30. Çok genç bir yaş. Büyük gösterin diyorlar o yüzden. Kaç yaşına kadar yaparsınız bu işi sizce? Vallahi insanlar seviyor sevgisi bitene ya da istemeyene kadar. İnsanlar karar verecek yani onunla. Ama hani bu gece hayatı da belli bir yaştan sonra yapılacak bir iş değil ya Can Bey. Hani ya çok bir şey diyorum 55 yaşına geldiniz her gece çıkıp orada artık zor mesela. Yok ya birkaç sene, 4 sene, 5 sene artık. Ha o kadar erken. Yani abi ne kadar gidecek yani. Biz yani, çünkü Ankara'da ya da her yerde zaten müzisyenin bir dönemi vardır yani. Bizim de bittiği zaman galiba bitecek diye düşünüyorum. Ne zaman biterse o zaman da olabilir. Birkaç sene sonra da olabilir. Ali Can Bey, oranın da size de uygulanan kuralları var mı? Mesela atıyorum şunun gibi, tamamen örnek veriyorum. İşte siz orada müzik yaptığınız için oradan bir kıza aşık olamazsınız. Siz sevgili olamazsınız. Böyle olur kurallar canım. Var mı? Aslında var. Olunuyor mu? Olunuyor. Başta. Olmaz olur mu? Ben oldum yani. Evet, en büyük şey. Oldum. Belamı buldum. Buldum. Yok aslında o beni yordu. Ben onu çok yordum. Son zamanda bulduğum bir şeydi yani o benim hayatımın son döneminde. Son 4-5 sene zor dönemlerimde hayatıma girdi. Ben geçmişin bedeni biraz onu ödettim ama sonra o sabrıyla, çabasıyla bekledi sağ olsun. Ha, iyi oldu. Şu anda hayatımda tabii. Ha hala? Ya işte görüşmedik, ayrıldık ama en son artık hayatımda. O da buradan selamlar olsun Sevoş'uma. Zor olmadı mı hocam? Şu anlamda. Ne abi? İşte siz orada çalıyorsunuz, o orada oynuyor. İnsan kıskanmıyor mu falan? Öyle, ya çok karışmıyor mu her şey birbirine? Ha, şey mi diyorsun? Yok canım, benim öyle bir ortamım olmadı. Ha. Öyle direkt orada oynarken öyle bir şey de değildi benim. Ha. Çünkü çok karışır her şey birbirine. Yok öyle öyle ilişkilerim de oldu canım. O oynuyordu, ben çalıyordum. Ya orada tanışmış, kız zaten oyuncu abi. Doğru, nerede tanıdın? Tanıştık, oynuyordu. Tane ilişkimiz oldu. Nasıl oluyordu? Tabii. Değişik geliyor değil mi size biraz? Aslında daha siz böyle anlatınca geliyor. Değişik de değil, şundan değil. Ya abi şimdi demin dediniz ya, orada zaten orada tanıdın yani. Ne? Ben alıp neyini kıskanayım? Başlatmıyorum doğru. Ya da. Doğru. Tanışmış. Öğretmenken tanımadım ya yani. Ya bir tek ilişkisi olan da ben değilimdir yani orada illaki olan. Çok müzisyen arkadaşım, evlenen. Müslüman abilerimiz, kardeşlerim oldu. Yani dediğiniz gibi oluyor mu dediniz aşk oluyor dedim yani mesela. Ama yasak değil mi? Yasak tabii ki. Huzur bozulur diye. Ya tabii canım yani kız işi sıkıntı yapar, erkek işi sıkıntı yapabilir, kıskançlıklar olabilir. Her şey olabiliyor, ayrılıklar, rezillikler. Olabiliyor. Yorucu bir hayat bir yandan da. Yorucu. Çünkü... Çok yorucu. Değil mi? Peki, attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu? Şu anlamda soruyorum sen, parası iyi mi bu işlerin? Yani şükür abi, şimdi kazanıyorum. Tabii canım yani, o kadar da yorucu. Hani dediğim gibi, benim orada 2 saatim geçiyor sadece. Hani benim orayla alakalı yok. Yok, ben sadece 2 saat çalarım, ondan sonra evdeyimdir. Hani kendi hayatım vardır, ailem vardır. İşte kız arkadaşım vardır, erkek arkadaşlarım var. Öyle bir hayatım var, öyle kalabalık her gün aman. Bir de benim böyle her gün eğlencede falan zannediyorum. Öyle bir hayatımız yok. Daha sakin. Değiyor mu? Değiyor. Güzel kazanıyoruz. Şükür Allah'a. O önemli. Şimdi hani beklenelim zannettikleri gibi bazı o kadar değil ama çok şükür yani. Herkesten de ters bir hayatınız var. İşte biz... Aynen uyku, biz yemek. Ayaktayken siz uyuyorsunuz. Biz uyurken siz çalışıyorsunuz. Bu... İnsanın dengesini de şaşırtan bir şey değil mi hocam bey? Tabii ya yaşlı, işte niye yaşlıyız biz? Yani yüzümüz niye yaşlı duruyor mesela? Güneş görmüyor. Buna etkidir diye düşünüyorum. Yani uyku düzeninin bozukluğu. Ters. Sen abi sabah 4 ile 7 arasındaki uyku en önemli uykudur insan için. Biz bunu çoğu zaman uyuyamıyoruz zaten. Bir de güneş görmüyorsunuz neredeyse. Yani. Hele kışın.
Değil mi? Hep karanlık. Kışın ya 4-5 de bakar aynen abi. Öyle, öyle olduğu zamanlar oluyor ama hafta birkaç kere gündüz gündüzü görüyorum yani. Kışın. Ha bu ara iyiyim. 12-1-2'de kalkıyorum. Çünkü şey hani bir kışın diyelim 4'te kalktın. 4.30'da hava karardı. Sabah çıktın hava karanlık. Yattın gene karanlık. Ay biz diyemiyoruz ya, biz yarasa gibi yaşıyoruz diye diyordum ben zaten. Öyleydi. Bir ara kışın öyle oluyor yani. Belli bir süre öyle. Hava erken kararınca? Tabii. 4-5'te kararıyor. O gün uyumamışsındır, geç uyumuşsundur. Sabah 5-6'da uyumuşsundur. Geri bir uyuyorsun. Bir uyanıyorsun 5-6. 10 saat, 12 saat uyuyanları da var. Uyuduğumuzda oluyor. Hocam Bey, kaç yıldır pavyonlarda çalışıyorsunuz? Abi 13, 14. Bu kadar zamanda başınıza gelen en kötü şey neydi? İşte, pavyonda. Pavyonda? Ya da herhangi bir işte. Pavyonlardaydım abi, öyle herhangi bir işte çalışmadım. Hem için mi? Ekstraya da gidiyorsunuz ya, onu söylüyorum. Ya dışarılarda, pavyonda başımıza gelir. Denizli sahnesinden çıktık da kaza yapmıştık, burnum kırılmıştı. Evet. Tabii de öyle riskler var değil mi? Evet abi. Başka çok şey oldu abi, hangisini hatırlayayım ki? O kadar çok kötü şey oldu ki ya şimdi. Bir tane bir şey olmadı. Çok şeye şahit oldum canım tabii ki. Mesela? Kavgalara şahit olduk. Adam adamı kafasında şişe kırdı. Yani gazinoda, gazinonun önündedir, orada görmüşüzdür. Ya da gazinoda caddesinde öyle oldu. Biri birini vurdu. Neler gördük yani? Böyle olunca insanın gerçekle de bağlantısı kopuyor mu acaba be zaman zaman? Nasıl bir gerçekle abi? Ya mesela hani bu kadar çok şeye şahit olunca işte o onun kafasında şişe kuruyor, o onu vuruyor. Yo, öteki onu kovalıyor. Alıştık artık. Heh, işte mesela bir süre sonra şöyle şey oluyordur herhalde. Orada kavga ediyorlar, sen dönüp bakmıyorsun bile burada. Gibi, aynen. Tabii tabii. Senin ilk görüp daha bir şey diyor ya, aa dediğin şey, sen bir ay pavyona gel artık, sen de alışırsın yani. Ama aa demezsin yani. Tabii ilk, çok öyle yeni gelip müşteriler oluyor, şaşırıyor, çok soru soran oluyor mesela. Sonra alışıyor artık, sanki öyle fiyat varmış. Bir de öyle müdavimler var değil mi? Her gün gelen de var, iki güne gelen var, üç güne gelen var. Her güne de para dayanmaz abi. Vallahi abi ben de bilmiyorum. Gelen insanlar da oluyor yani. Oluyor demek ki. Vallahi. Ucuz bir yer değil. Abi biz bile bazen 40 yılda bir gidiyoruz, gezip geziyoruz yani. Orada çalışıyoruz 40 yılda bir. Gidiyoruz, geziyoruz yani. Gene de başka yere. He gittik geçemiz değil mi? Bir saatince 8 bin bir saatin içinde, bir saat. Verdim, çok güzel oynadık. Benim eleman kafayı bulmuş değil. Konfeti meşale yaktırıyordu sazcılarına. Onu yapmayacaktım. Biri de kadınla oynuyordu. Ha. Ne olacak abi? Gitti. Alıyorlar mı sizden de hesap canım? Şimdi oraya gittiğin zaman bayanın hani biz filan parasını filan ödersin. Hesap alan yerler de oluyor, almayan yerler de oluyor. Yani artık aynı piyasanın insanlarsınız sonuçta. İşte almayan oluyor. Sadece işte konfeti 150, bayanı ödüyoruz. Viski yazan yazıyor, yazmayan yazmıyor. Hiç pişman oldunuz mu gidip o kapıyı çalıp iş istediğiniz için? Vallahi abi olmadım. Sadece yaptığım hatalara pişman oldum bu alemde. Mesela? Bu alemde evlendim bir 11 ay, 12 ay ile. Hayatta en büyük benim pişmanlığım odur. 11 ay bir... Tabii en büyük pişmanlığım odur. Niye? Pişman etti oğlum. Pişman etti beni ya. Beni hani hayatta en büyük pişmanlığım, ben şöyle oturup birçok olaylar sordunuz, düşündüm. Ama onu hiç düşünmeden cevap verdim. Çünkü en büyük pişmanlığım odur yani. Çünkü gece hayatıyla yürümez bir evlilik. Çok zor. Yok, gece hayatıyla alakası değil. Yani benim günlük 2 saat çalışıyordum Konya'da. Gene eve gidiyordum. Hep evdeydim yani, benim bir hayatım yoktu ki. Yani bir hatam da yoktu, yanlışım da yoktu. Hatırlamak bile istemeyeceğim kadar pişmanlığım tek odur yani. O kadar. Aynen. Severek evlenmemişsiniz belli ki. Sevdik mi, ne oldu, kör mü öldü kardeşim, buska mı yaptılar, bir gözümüze perde, vicdandan oldu ya. O biraz vicdandan oldu, sevgi de değildi artık. Sevgi, vicdan sevgiye dönüştü, bir hata yaptı, pişmanlığım oldu, bitti. Ondan sonra, şimdiki hayatımdaki insanı tanıdım ben, onu da niye daha önce tanımadım, pişman oldum mesela öyle. Tabii. Seva'ya buradan selam olsun. Seval önemli. Atmazsak bunu söylemezsem olmaz. Öldürür beni. Öyle mi? Kıskanç mı çok? Çok, çok seviyor yani, çok kıskanç. Ama çok zorlanmıyor mu?
zorlandı. İşte ayrı olduğumuz zamanlarda zorlanmıştır yani illa ki. E tabii sevmiyor, videoyu sevmiyor, bir şeyi sevmez öyle. Bu şekilde sahne yapmamı hiç sevmiyor. Hatta bir gün geldi benim sahne, bir gün bir Akşehir'in bir İzmir sahnemine geldi. Ben bir daha gelmeyeceğim dedim. Dedi niye dedim, midem bulandı senden dedi. Vallahi. Bir de şimdi siz hanımefendilerin dans ettiği bir yerde çalışıyorsunuz. Siz işe gidince aklı kalıyordur. Tamam daha sesin, onlar da bir şey demiyor. Şimdi kadın görümleri ben yalarım yutarım, dil bil çıkartırsam ne olacak? Ben de onun olduğunu unuttum bir sahnede. Karı böyle öyle falan yaptı. Vallahi bak abi yalarım seni falan. Eyvah dedim ya, solda gitti artık, ağızdan çıktı bir kere. İki gün kavga. Yok. O sonra kavgalarda her kavga, iki gün böyle bir de sonraki kavgalarda onu şey yapıyordu, biriktiriyordu iyice bir kinini. Şöyle bir yükseltiyordu öyle kavgalar sonra. Ama siz de hem evlilikten pişman olup hem akıllanmamışsınız Ecem Bey. O sahne mi bak? Sahnede olanlar şey, onu ben şeyle uğrattım. O anda sahne mi, hani sahne yapıyoruz ya, o dili o anlamda yapmadım abi. Hani eğlence kaynak sahne olsun diye yaptım o kızla. Sahnede yapılan şeyin günahı olmaz. Mı diyorsun diyeceksin. Evet. Yani böyle bir cevap. Ben de öyle diyorum zaten. Sahne diyorum abi. Bunun günahı olmaz. Ne diyorum? Para kazanıyoruz. İş. Bana bazen diyorlar lalecan söverek para kazanıyor. Hayır canım. Şimdi biz sadece şimdi her şehirde gezip küfür oturup da o kadar kolaysa gel bakalım. Gel bir yap eline mikrofonu al söv bakalım. Kolay yani iş kadar, değil ki o. Şimdi ben öyle bir şey değil. Biz müzik de yapıyoruz, bir şarkı da söylüyoruz, oynaması da söylüyoruz. Yani her şeyi söylemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Türkü de yapmaya çalışıyoruz. Eğlendiriyor, sadece çıkıp da elimizi alıp da sen yapmıyoruz yani tabii ki. Canlı sahnemi çok bilmeyen insanlar var. Onları yani canlı sahneme gelmelerini tavsiye ederim. O zaman fikirleri biraz daha değişebilir. Orası çok acımasız rekabetin olduğu bir yer. Şey olarak mı hani, gerçi doğru kız arasında da öyle, şef arasında da evet. Öyle, saz arasında da öyle, evet. Müzisyenler çok arasında. Çok acımasız bir rekabet var. Acımasız da olabilir, olmayabilir. Çok acımasız değil de var, bir rekabet var tabii ki. Gerilimli. Gerilimli. Değil mi? Personel arasında soruyorsun değil mi? Evet. Abi? Personel arasında tabii canım, herkesten iyi. Şef şeften iyi olmak ister, saz sazdan ister. Hani herkesten iyi iş yapmak ister, isim katmak ister, çok işe gitmek ister. O öyle olunca... Herkes aslında onu ekmeği için ister daha doğrusu yani. Evet ama... Kazanmak için ister. Ama bir de bir rekabet ortamı. Tabii rekabette. Şimdi nasıl abi? Bir müzisyen de mesela genelde şehirlerde, Türkiye'deki şehirlerde bir mekanda bir müzisyen grubu olur. Ankara'da öyle bir şey yok. Mesela bir... çoğu şehirde böyledir. Bir müzisyen grubu olur. Aynı bu İstanbul'da. Sabah kadro solistler onlar çalar. Çok aralarına bir oyun havası katarlar. Onda da yeni son yıllarda var. Ama Ankara öyle değil ki abi, bir saz var biz. Dört de ritimcimiz var ekip. Bundan altı saz olduğunu düşün. Çarp işte abi, kimi dört kişi çıkıyor, kimi üç kişi çıkıyor, kimi beş kişi çıkıyor. Altı saz desen 70-80 müzisyen var yani. Bir mekana 70-80 müzisyen girip çıkıyor. Her iki saate bir değişiyor bu, bir buçuk saate bir değişiyor. İlla ki rekabet olacak. Hani bir şey olacak yani bir. Siz az solist kıvamındasınız, öyle anlıyorum değil mi? Sizin çıktığınız saat yani, en kıymetli saat. Yok, bizim orada sırayla döneriz biz. Nasıl? Herkes işte mesela bugün mesela 9-11'e ben çıkıyorum. 11-1-1 böyle gidiyor değil mi? Yarın 11-1'e çıkıyorum, ertesi gün 1-3'e çıkıyorum. Ondan sonra gün 3-5 sırayla dönüyoruz. Hep aynı saat değil. Aynen. Ama onu müşteri, ben sizi dinlemeye gelecek olsam tutturmak çok zor. Ne bileyim hangi gece kaçta çıkıyorsunuz? Instagram'dan takip ediyorlar ya, orada bir saatimizi paylaşıyoruz abi. Instagram ya çok özel, mesela abilerimiz, kardeşlerimiz zaten WhatsApp'ımız, numaramızı biliyordur. Arar bizi, Alican bugün sahnem var mı der. Ya da siz mesela kaçta gelecekseniz yani çok hani kıyamadığımız böyle büyük medyatik özellikli olanlara ve para babası bol olanlara... Saatlerde küçük bir oynama yapabiliyoruz. Oynama yapabiliyoruz. O gelecek kişiye bağlı özellikle. Saatlerim o yüzden değişiyor. Zaten Instagram'da yazıyoruz ya abi, hani günlük ben bugün bu saatte çıkıyorum gibi falan. Instagram'da yeni bir boyut getirdi bu işe ha. Bayağı herkes reklamını falan oradan yapıyor. TikTok, Instagram, YouTube. Müziksel olarak YouTube. Instagram
şey olarak reklam, daha böyle görüntü, resim veya Facebook'un yerini aldı. Eskiden mesela kızlar orada çalıştıklarını falan saklarlardı. Artık yazık, kızcağızların öyle bir hali de kalmadı. Çünkü nasıl, herkes çekiyor zaten. Hayır, herkes çekmiyor. Onu izin verdiren kızlar çekiyor. Tabii. Hani mesela içeride bizim orada çekim yapmak yasaktır abi. Öyle mi? Tabii, böyle kafana göre sahneyi çekemezsin. Hani kız, hani orada çekenler olsa, hani bizim sazlar, sanatçılar çeken kamera. Kızı hani kabul ederse çekebilir, öyle kimse çekemez yani. Ha, gizliden telefonda o arada olan olursa gizli falan belki. Ben de diyor, ben de üzülüyordum. Bu kızcağızlar ya istemiyorsa bu yüzlerinin gözükmesin diye. Yok, onu yapamaz. Hiç kimse çekemez onu. Zaten bazen onu kaçan oluyor, kadraja giren oluyor bizim kameracılarımızda. Kız bize beni buluyor, Alican kaldır o video, annem görüyor, bak kızıyor. Biz de hiç yani yormuyoruz. Hemen kaldırtıyoruz. Çoğunun zaten ailesi biliyor, bilmiyor. Yani o yüzden tabii ki saygı duyuyoruz yani. E tabii. Ben oradaki kızlara bir de öyle bir algı var. Bana çok kızıyorlar abi. Ben oradaki çalışık kızlara yani küfür falan etmiyorum, yani tanımadım. Benim sadece o esprisel, o şeydeki seviyede olduğum insanlara ediyorum. Bu da böyle biline yani. Ona da tepki gösteriyorlar biraz. Hocam be, mesela asla çalışmam dediğiniz insanlar var mı? İsim sormayacağım. Yani oluyor mu öyle? Ya ben bununla çalışmam abi. Tabii. Var olmaz olur mu abi bu işte? Her işte olduğu gibi bu işte de oluyor. Asla çalışmam dediğim insanlar var yani. Hem mekan olarak var, hem gitmem dediğim yer var. Hem asla çalışmam dediğim müzisyen kardeşlerimizden, abilerimizden olmuş olabilir. Var yani. Anneni seyretti misin hiç sahnede? Annem mi? Düğünde falan, bir de aile restoranında falan çıktım da izlemişti, evet. Heyecanlandınız mı? Ben mi? Yok. Oturdu. Ne oldu? Niye geldin dedim, hatta sürpriz yapmış gelmiş bana. Bir de sana öyle bir şey anlatacağım. Şimdi garip olan bir şey vardır. Ankara'da bir sahne yapıyoruz. Pandemi dönemi biliyorsunuz abi. Her taraf gazinolar falan yasaktı. O zaman şimdiki, bak nasip olacak ya. Şimdiki patronlarım o restoranda çalışıyor. O zaman da pandemide bildiğiniz aile restorandı. Gece 12'ye 1'e kadar aile restorandı. Ama canlı müzik var. Öyle konsmos, karınız çalışan yok. Sadece restoran. Alkollü. Aileler gelebiliyor. Biz orada bir iki ay sahne aldık. Neyse abi. En son annem diyor ki teyzemin oğluna, diyor gidek şunu dinleyek. Ankara'da ya. Ben de hep Konya'da çalışmıştım. Tam geliyor. Geldiği günde restoranı pavyona çeviriyorlar. Bundan anamın haberi yok. Bizim de haberimiz yok. Değil mi abi? Biz bir çıktık abi sahneye. Anam da geldi tabii. Ben çıktım. Beşte annem ya sürpriz dedi. Teyzem oturuyorlar. Ondan sonra içeride kızlar da aşağıda toplantı yapıyorlarmış. Hani restoran o gün pavyon sistemine, konser sistemine geçiyor bak ya, Allah Allah. Ondan sonra kızlar içeri, aşağıda bir toplantı olmuş, kızlar birden içeri bir girdi. La acaba müşteri mi diyeceğim, yok herkes giyinmiş güzel, parfümler falan. Birkaç da hani mi sağında solunda masa, kızlar geçti içeri oturdu ayrı ayrı. Ha dedim, la ne oluyor dedim, garson bizim abi var orada Burak diyor, onu çağırdım, ne oluyor? Konser ne dedim, Burak konser döndü ya la dedi. Dedim ya artık anam da karşımda oturuyor. Saçı maçı yaptırmış yavrucuğum sapsarı. Adamın biri orta yaşlı adam var demiş. Yani gelsin masamıza falan demiş. Demiş Burak abiye demiş yani bizim orada çalışan şef kim demiş. Hani gelsin falan. Demiş yok demiş kardeşim demiş, manyak mısın? O çalışmıyor Ali Can'ın demiş. Anası demişler falan tabii. Biraz da annem genç görülürdü, kendine bakar abi. Biz enteresanlıklar bizim hayatımızın her köşesinde var ya. Vallahi öyle abi. Recep İvedik sahnesi gibi. Vallahi bir gün biz de gelseniz anlarsınız. Siz çok da eğleniyorsunuz da ondan. He biz eğleniyoruz abi, biz buraya geldik ya mesela, siz programdaydınız. Biz sanayi de gezdik, bir tekel bir aradık sonra sahip. Bir geçtik orada Esmerhan'ı, gelen giden oldu. Tanıdılar bizi, video çektik, eğlendik. Hani esnaf abilerimizle kaynattık. Öyle yani eğlendik, insanlara şey değiliz. Biz sıkıla bunula bir hayat yaşamayı sevmiyorum. Sizin en çok ne üzer hayatta? Beni birçok şey üzebilir. Mesela? Ya ailemin tabii ölümü üzebilir yani. Hayatta en büyük korkunuz ne hocam Bey? Herkesin bir korkusu vardır. Yükseklikten korkuyorum, o bir. Uçağa binemiyorsunuz. Biniyorum. Bakmıyorum şöyle bir iki üç dakika. Düzelene kadar bakmıyorum abi. Tabii düzeldikten sonra bakıyorum, bir tuhaf oluyorum. Yükseklikten korkarım. Kaybetme korkusu hayatında olan insanlarda var. Kaybetme korkusudur bunun yani. Sevdiğim insanı kaybetmeye korkarım. Herkes korkar. Bu benim bir özelliğim değilse... Benim farklı bir özelliğimi mi soruyorsunuz? Yok ha? Ama yani hayır, herkes ha. Korkar diye... şey diye söylemedim. Benim öyle hani herkesten farklı bir korkum. Sevdiğim insanları kaybetmeye korkarım.
düşünüyorum öyle bir şey mi yani parasal, maddisel falan bir şey mi kaybetmeye korkuyorum. Böyle sahneye çıkarken uğurlarınız falan var mı? Hani kimisi yok, üç kere vurur, beş kere vurur, kıçını yok, alışkanlıklarım var benim abi. Mesela? Buzlu bardak, Schweiss ve Burn gibi. Buzlu bardak, Schweiss, Burn. Bu alışkan sahneye çıkmadan önce, bu alışkanlığı. Bir iki tane atarım. Çünkü rahat olamam. Ha, çok değil lan, bir iki tane bilincim. Bülent Hanım da sahneye çıkmadan buz yer. Ne? Buz yer. Buz. Buz kısar. Kıtır kıtır buz yer, sesim Bülent açılıyor diyor. Hani kısar derler. Çıkmadan mutlaka kıtır kıtır buz yer. Kısmıyor mu bir sesini hiç? Hayır, bir aksine açıyormuş. O söylüyordu gerçi. Popstar yarışması güzeldi. Sizin o zaman hayranınızdık abi. Estağfurullah. Ya. Gelecekten ne bekliyorsunuz? Vallahi gelecekten güzel, düzenli bir hayat. Düzenli bir aile. Tabii düzenli bir yaşam. Ha, klasik olacak da vallahi çok büyük bir şey beklemiyorum abi. Şöyle bir evim olsun, bahçeli mahçeli, havuz. Böyle bir kasaba gibi, köy gibi öyle bir evim olsun. Yeter. Bir çocuklarım? Ama. Birkaç yüz milyon dolar tabii. Olsun. Olsun. Çoluk çocuk, köpek, hayvan hepsi olsun. Mangal yapak her gün. Rak içeceğim. Böyle benim bir şeyim yok abi. Ya biraz yaşadık hızlı hani bu işi yaptığımızdan dolayı. Biraz gençliğimiz yaşadık. Fazla yaşadık. Haddinden fazla olunca erken bir bıkkınlık geldi yani. Erken emeklilik şey hissiyatı geldi böyle. EYT'liyim diyorsun. Eyvallah. Ama o daha huzur. Bana daha huzur veriyor öyle şeyler yani. Öbürleri eğlence veriyordu, huzur vermiyor. Bu huzur, ben huzuru daha çok seviyorum. Evet. Sakin bir hayat. Sakin. Yani arkadaşlarım da olsun, çok da sakin değil öyle. Hani emekli gibi bir şey, kasaba yerleşim falan değil yani de. Sakin abi, çok kalabalık da değil, böyle çok şeyli de değil, velveleli değil. Bizim hayatımız çok velveleli. Yeni arkadaşlarımızla alışmaya çalışıyor gruba girin. Biz hareketli yaşıyoruz. Her gün bir aksiyon vardır. Var. Bir olay oluyor, kesin oluyor abi ya. Zaten yanımızda bizim bir Faruk abi var ya. Nasıl olay olmasın ki abi? Benim yanımda Faruk gibi bir adam var yani. Grubum da öyle, grubum da tuhaf insanlar yani. O yüzden abi biraz eğlenceli geçiyor. Gerçekten öyle yani. Eğleniyorsanız ne mutlu. Eğleniyoruz. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bize ederim. Bize başka bir dünyanın kapılarını açtınız. O zaman siz de bana söz verin. Bir daha Ankara gelince biz benim yanıma olacaksınız. Tamam, olacağım. Çok teşekkür ederim. Geldiği için çok teşekkür ederim. Abi ben teşekkür ederim. Siz ağırladığınız için valla. Bülent abime, Ramazan Örnek Albey'e. Buraya benimle kadar gelen orkestrama teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ederim. Güler yüzün, güzel kalbin için.